Mega Metal'in sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Verimli toprakları, lezzetli domatesi ve misafirperver insanlarıyla gönlümüzde taht kuran Kayseri'nin Bünyen ilçesine bağlı Karahıdır köyünden sesleniyor. Mega Metal Gezici Radar programını sunar. Karahıdır köyündeyiz ve hayvanların herhalde en sevdiği yiyeceklerin başında geliyordur. Yonca şöyle sizlere de gösterelim. Ramazan amcayla birlikteyiz. Hasatı yapılıyor, bu senenin dördüncü hasatı dedi. Nedir bu yonca? Her ayda bir sefer biçilir bu, her ayda. Yonca ya, hayvanların en birinci dostu bu yani, vitamin olarak. Hayvanlar buna bayılıyor mu? Oo, hem de nasıl. Bunu yalnız yaşıken yediğinde kurumadan hayvanlar şişer ölür. Gaz yapar bu. Bunu tohumunu biz satın alıyor. Evet. Tohumunu. Normal ekiyor ya, işte bunu yerini düzer. Güzel traktörüne neyim hazırlan. Güzel. Toprağı şöyle bir elverişli hale getireceksin. Yoksa rastgele gelişi güzel bu olmaz. Olmaz. İki sefer bunun yerini sürüp nadas, yani hirk yapacağım. Biz hirk derik, bazıları nadastır ya. Evet. O işi güzel yapacağım. Şöyle toprak tavunda olacak ama öyle. Yani çamur mamur öyle yapmayacağım. Olmayacak. Bu işi bilen bir tecrübeli adam eker bunu. Sen o işi bilen tecrübeli adam sensin burada. Bunu ekerken. Şimdi ekipman şeylerinden de ekiliyor, makinalarından ama. Ne kadar da olsa insan şeyine değer. İnsan elinin buna dokunması lazım değil mi? Lazım. Hiç bunda şeyin olmasın, tereddütün yani. Bilinçli yapacağım bu işleri öyle. Rastgele gelişi güzel saçamam bunu. Biraz bunun da şeyi bu yani. Bunun da bir sanatı var. Tabii. Kaç yıldır ekiyorsun Ramazan amca? Ben 70 yaşındayım, 70. Yani anadan doğup büyüme, yalnız ben değil, babam, dedem sana öyle deyip yıllarca bu iş oluyor. Kara Hıdır'la özdeşleşmiş, hatta Kara Hıdır'ın isminin önüne gelmiş. Nedir? Kara Hıdır domatesi. Ve bizler de şu anda domates bahçesindeyiz. Ahmet abi burada domatesleri topluyor. Organik olarak da aynı zamanda bu işi yapıyorlar. Görüyorsunuz lezzeti dışına taşmış meşhur Kara Hıdır domatesi. Abi nedir bu domatese böylesine aroma katan, Kara Hıdır'ın ismiyle özdeşleşmesini sağlayan? Nedir bu işin sırrı? Tuz Gölü. İlk şeysi Tuz Gölü. Tuz Gölü'nden alır lezzetini. Bizde de hayvan gübresinden başa gübre atmak, ilacı atmak. Her şeyi doğal olaraktan yetiştirdiğimiz biz hepsi. Burada. Peki nasıl, vatandaşlar seviyorlar mı domatesinizi? Vallahi bilmiyorum, bayılıyorlar. Sevmede bayılıyorlar. Siz kendiniz de tüketiyor musunuz evinizde? Evde de tüketiyor musun? Tabii. Salatalara, salçasını, sürmesini. Her şeye kullanıyor. Turşusuna, şeysine, salçasına. Baksana ekip lezzete dayanamadı. Yunus arkada domatesi bölmüş. Şu anda midesine indirmeye çalışıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun değil mi? Bir de biz bakalım, var mı şöyle küçük bir domatesiniz? Ben de şöyle kafamı açayım artık. En lezzetli domates. Biraz ıslanacağız ama şeker değiliz herhalde. Erimeyiz diyelim. Şöyle bir de biz bakalım domatesin tadına efendim, görüyorsunuz işte meşhur Kara Hıdır domatesi. Şöyle biraz üstümüze sürelim, toprağından, çamurundan da arındırmış olalım ve sizler için de tadına bakalım. Şimdi bu coğrafyada gerçekten böyle bir şey var. Tuzhisar'ın da domatesi çok lezzetli. Burası da yani aynı coğrafya, aynı topraklar. Aynı da işte neyse, Tuz Gölü'nün ondan neyse, tuzu biber hepsi içinde oluyor, tatlı oluyor çok. Gerçekten çok lezzetli. Ekmek, peynir, domates. Daha güzel yemek yok herhalde. Karadır domatesini getirin, başka bir şey istemek diyorlar şimdi. Akşamdan telefona tirkiyor hadi. Onun için mecbur kalıyor biz de hemen yetiştirip götürmeye. Vatandaşlar çok seviyor değil mi? Evet. Ama sevdikleri kadar da var. Efendim gerçekten yolunuz Karahıdır'a düşerse yol boyu satış yerleri bulabilirsiniz. Yol boyu tarlalar bulabilirsiniz. Karahıdır domatesini tatmadan, Karahıdır domatesini evinize götürmeden Karahıdır'dan geçmeyin. Dediğim gibi her yerin özdeşleştiği bir sebze, bir bitki, bir meyve vardır.
Burada da kara hıdır domatesi hakikaten tescilli bir lezzet ve tabii ki bu güzel coğrafyada sizleri bekliyor. Efendim hava bozdu. Havasına çok da güven olmuyor aslında böylesine mevsimlerin. Hemen arkamızda, aslında eskiden olsa arkamızda da sayılmayacak, üzerinde durduğumuz meşhur Tuz Gölü. Bir diğer adıyla Tuzla Gölü. Tabii ki Karahıdır'a da sınırı var. Gördüğümüz, yediğimiz, çektiğimiz ve bu topraklarda yetişen bütün bitkiler işte bu verimli sularla sulanıyor ve tabii ki eşsiz sofralara da taşınıyor. İbrahim abi, birçok köyü, birçok ilçeyi barındıran içinde ve tabii ki onları da besleyen bir gölün kıyısındayız. Hatta eski sınırlarıyla içindeyiz aslında. Ben de tekrar burada olmaktan haseten mutluyum. Geçtiğimiz yıl ortalarına kadar yürüdüğümüz, zaman zaman kah battığımız, kah çıktığımız, bizim için de güzel anılara sahne olan bir göl burası. Neler söyleriz? Gölümüz güzel, köyümüze faydası var turizm yönünden. Bazı hastalıklara da faydası var. Mesela eklem ağrılarında, ayaklarındaki kireç olan hastalar eğer 7. ayda, 8. ayda sıcakta gelirse, bakın mesela işte şuraları küreklerle kazıyorlar, sıcak çamur şey yaparsa romatizmiye falan çok güzel faydası oluyor. Aynı zamanda da ürettiğimiz bitkilere de faydası oluyor. Burada devamlı nem oluyor, rutubet oluyor. Çiğ düştüğü için bu gölün nemini, rutubetini alıyor. Hafif bir sabah rüzgarı eser. Yetiştirdiğimiz işte domatese, bibere, kavuna, karpuza, üzüme böyle çiğ damlası üzerine doğru serpildiği zaman bir nevi de aslında gölün tadını da buradan da veriyor yani. Hafif tuzlumsu gibi bir tat oluyor bitkilerin. Yavaş yavaş gök kızmaya başladı. Evet. Çok yağacak mı? Senin güzel bir tahminin vardı ama. Pek yağacak gibime gelmiyor. Bu hava biraz havanın sertliğinden dolayı böyle atar geçer. Zaten bir taraf açılmaya başladı. Evet, evet. Bir taraf böyle kasvetli havaya devam ediyor. Öz vatan istikametine doğru gider. Bizim yağmurumuz normalde şu dağdan gelir. Eğer bu istikametten kıble istikametine doğru gelirse aşırı bir yağmur yağar. Ama bulut oradan ikiye ayrıldıysa maalesef bizim buraya pek yağış düşmez. Efendim tabii ki olmazsa olmaz üzüm bağlarındayız ve bu verimli topraklarda renk renk çeşit çeşit üzümler de yetişiyor. Karahıdır'ın üzümü Kayseri'nin her yanında olduğu gibi burada da oldukça meşhur ve Ramazan amcanın meyve bahçesiniz güzel bir bağı var. Çay demleniyor, biraz sonra çayımızı da içeceğiz ama ondan önce dedik ki bir üzüm keselim, bir üzüm hasadı yapalım bakalım. Renk renk üzümler var, hakikaten birbirinden farklı ve her biri de oldukça güzel. Değişik aromaları. Bunların her birinin ayrı ayrı bir aroması var yani, değişik değişik cinsine göre. Şu kışlık üzüm bak. Bunu kışın da yenir, yazın da yani. Normal bu kışın bunu asarık. Şöyle ev belli yani yerine. Normal Şubat ayı çıkana kadar rahatlıkla yenir. Nasıl peki bu üzümün tadı, aroması güzel mi? Güzel olmaz olur mu ya? Baksana. Doktorların en birinci tavsiye ettiği siyah üzüm bu. Hakikaten çok lezzetli. Yalnız iyi olgunlaşması lazım. Şimdi tam bunun mevsimi bak. Bu daldakiler nasıl? Aynı, hepsi de aynı bak. İrice'de ha? Buna başka yerde Nevşehir'de ne? Kayseri karası diyorlar. Efendim işte görüyorsunuz Nevşehir'deki adıyla Kayseri karası Karahıdır. Biliyorsunuz Tuzla Gölü'nün hemen yanında ve bir kilometre ötesinde ve oranın suları, verimli toprakları hakikaten meyvelerle, sebzelerle hemhal oluyor ve tadından yenmez bir hal alıyor. Burada şimdi sarı sivri biber var. Evet. Yeşil sivri biber. Papya denilen hani iri bir biber var. Köy biberi. Efendim, Charleston denen bir cins var. Yani nasıl diyeyim? 5-6 cins biber var. Farklı farklı biberler burada var. Her birinin ayrı bir şeyi var. Acısı da var, tatlısı da var bunların. Evet. Bazısı günlük normal sofralara iniyor. Bazısı işte kışın turşuya konuyor. Bunu da sana diyeyim yani. Bu demek yani. Peki bu kadar çok çeşitliliği bir arada herhalde ender görebiliyoruz değil mi? Biz bunu bak orada yetiştiriyor. Eki yok. Evet. Cins olarak paketlerde orada yazarak. Evet. Parsellere buraya da ona göre diker. Böyle rastgele yok. Gelişi güzel yok. Rastgele yok. Biri yeşil, biri sarı, bunun olmaz. Efendim Karahıdır köyünde ve tabii ki İbrahim abinin misafiriyiz. İşte görüyorsunuz tandırda ateşimiz yanıyor üzerinde. Çayımız biraz sonra içeceğiz. Önümüzde de elmamız. Bahçe elmasıymış efendim. Biz elmayı sadece Yahyalı'da, Amasya'da,
Develi'de gibi şehir, Yeşilhisar'da zannediyorduk ama Bünyan'da da Karahıdır'da da elmamız varmış. Elmanın yetiştiği ilçeleri sayarken böyle düşündüm aynı anda konuşurken. Hani bir yere atlamayalım aman sonra bizim de elmamız var demesin kimse diye. Hakikaten buranın elması da Yahyalı'yı, Yeşilhisar'ı, Develi'yi aratmaz dediler. Biz de biraz sonra elmanın tadına da bakacağız. İbrahim abi, odunu kırdın, ateşi yaktın, elmayı doğuruyorsun. Nasıl gidiyor köyde hayat? Neler söylersin? Köyde hayat severek yaparsanız güzel gidiyor. Severek yaparsanız güzel gider. Yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani işte vatandaşa hizmet ediyor. Meyvesiyle, sebzesiyle, hayvancılığıyla. Ne bileyim işte buna benzer işlerinden devam ediyor. Mega Metal'in sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır köyündeydi ve Karahıdır köyünün hem samimi insanlarını hem bu muhteşem verimi topraklarını bir kez daha görmek, tanımak, şahitlik etmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. Mega Metal Gezici Radar programını sundu.